Evet, merhaba arkadaşlar. Bu dönem pompaj testlerinin seçimi ve işletilmesi lisansüstü dersini beraber yürüteceğiz. Ben Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknoloji Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Metin Güner. Derslerimizi yürütürken arkadaşlar yine benim içinde bulunduğum yazar olarak bulunduğum bir iki kitaptan yararlanacağız. O kitapları şöyle ben size göstereyim. Şu sulama makinaları kitabımız var. Bizim yine Ziraat Fakültesi yayınları, Profesör Doktor Metin Güner ve Rahmi Keskin hocaların yayınladığı bir kitap. Bu da yine benim yine tek yazarlı olduğum sulama makinaları yardımcı ders kitabı var. Bu iki kitaptan bu dersimizi yürüteceğiz. Tabii bizim burada ana konumuz pompaj tesisi ve bunun seçilme, işletilmesi ve bununla ilgili olan diğer konular. Biz dersimizi işlerken öncelikle pompaj tesisi nedir? Onunla başlayacağız. Yani onu bir tanıtım yapacağız, bir temel bilgiler vereceğiz. Daha sonra pompaj tesisinin temel elemanları var. Bunlar işte nedir? Ya da şöyle diyelim. Bir pompaj tesisi dendiği zaman suyu kaynaktan alıp bitki kök bölgesine ileten araç ve gereçlerin tümüne birden biz sulama pompaj tesisi adını veriyoruz. Ve sulama pompaj tesisinde 3 tane temel eleman organ var. Bunlar bir kuvvet kaynağı dediğimiz motor. İkincisi pompa. Ve biz buna santrifüj pompa diyoruz. Daha çok santrifüj pompalar kullanılıyor sulamada. Üçüncüsü de boru hattı, boru hattı ve yardımcı boru parçaları. Bu üç elemandan, temel organdan meydana geliyor. Ama ilerleyen derslerimizde de göreceksiniz. Bu iş bu kadar basit değil. Bunların baya bir yan dalları var. Özellikle işletme noktasının bulunması, pompa İşletme noktasındaki pompa değerlerinin elde edilmesi bayağı bir zamanımızı alacak. Sürtünme kaybının bulunması, belirlenmesi gibi konular. Kavitasyon çok önemli. Pompa seçimi, motor seçimi, boru çapının belirlenmesi, boru malzemesinin belirlenmesi gibi konuları biz ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Bilmiyorum şu anda belki yardımcı olurdu. Bir de yardımcı kaynak vermek istiyorum size. Bir de şöyle bir Irrigation Machines and Technologies diye bir kitap var. Kendimin yayınladığı. Bu şeyde normal kitap satış yerlerinde bizim Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde değil de dışarıda satılan kitap evlerinde var. Bunları da isteyen arkadaşımız temin edebilir. Bu kitapları arkadaşlar almak zorunlu değil. Onu söyleyeyim size. Ben zaten size sisteme yükledim. O sistemdeki bilgiler size için yeterli olacak. Ama elimizde bir kaynak bulunsun diyorsanız bu kitapları da alıp kütüphanenize koyabilirsiniz. Dersimizi şöyle işleyeceğiz. Ben sisteme her hafta bir video yükleyeceğim. O videoda izleyebilirsiniz bir hafta boyunca. Ama o videoyu bir hafta sonra sileceğim, yenisini yükleyeceğim. Sebebi de belki biliyorsunuzdur. Aslında bizim sisteme video yüklememiz lisansüstü derslerde istenmeyen bir durum. Canlı vermemiz lazım ve o anda kim varsa onun dinlemesi lazım. Ama ben böyle bir yol izlemek istiyorum. Tek bir video koyup onu bir hafta tutup daha sonra onu silip yenisini yüklemek istiyorum. Sebebi de şu. Sizin istediğiniz zaman dinlemenizi, istediğiniz zaman ulaşmanızı, canlı katılımınızın olmadığı durumlarda ya da katılmakta sıkıntı çektiği zamanlarda başka dönemlerde dinleyebilmeniz için bu yolu izliyorum. Her hafta bir video yükleyeceğim. Onu bir hafta boyunca izleyeceksiniz istediğiniz zaman ve daha sonra diğer videomu geçeceğim. Videoyu izlemek ya da derse katılmak da biliyorsunuz zorunlu değil. Ben sisteme yükledim. İsteyen arkadaşım hem videoyu izler hem sistemdekini şey yapar, okur. Ben zaten sisteme yüklediklerim üzerinde size dersi anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde böyle yürüteceğiz.
Ara sınav ve final sınavı test olacak. Bir değişiklik olmazsa test olacak. Çoktan seçmeli test yapacağım. Bir gün size bir süre vereceğim. Ya da şöyle diyeyim. Sabah 9 ile akşam 12 arasına kadar, gece 12'ye kadar bir süre vereceğim. Belli sayıda soru soracağım. Ve o şekilde test olarak siz de sisteme girip soruları cevaplandıracaksınız. Bu şekilde yürüteceğiz. Ama siz ödev isterseniz ara sınavda ödev de olabilir. Onu da düşünebiliriz. O size bağlı. Ama final kesinlikle şey olacak. Online sınav şeklinde olacak arkadaşlar. Evet. Sormak istediğiniz olursa bana mail atabilirsiniz. Herhangi bir şekilde maille ulaşabilirsiniz. Yine canlı olarak karşılıklı görüşmek isterseniz yine mail atarsınız. Buradan sisteme e-kampüse gireriz. E-kampüste de yine sormak istediğiniz sorarsınız. Efendim canlı olarak soruları sorup cevapları alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyorum ve bu veyilim sürekli kalacak sistemde. Ama bundan sonra bu hafta ilk dersimize biraz sonra başlayacağız arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.